arkadaşlarımız arasında falan en küçük bendim. Ve her zaman en küçük olmama rağmen ben öğretmen olacağım, ben yöneteceğim, ben yapacağım. Ve bu konuda o kadar ısrarlıydım ki bazen hani küçük çocukları tamam peki hadi deyip hani parantezle fasulyeden oynamak evdeyim var. Beni mutlaka bir lider yaparlardı bir süre ki ondan sonra oyunun içinde devam edebileyim. Ne olmak istemiyorum? Yani ben ne olamam? Hangi meslekleri yapamam? Benim için hangisi daha zor? Burada nelediğim zaman ortaya çıkan benim yapabileceklerim ve kendi kimliğime uygun ve iç sesime uygun olarak yapabileceklerim ortaya çıktı. Burada da yöneticilik, idare etme, beraberce ortak hedeflere varma, benim işletme, yöneticilik, iş idaresi bu bağlamda geldi. Daha sonra ülkemle çok ilgili olduğum için, geleceğiyle çok ilgili olduğum için, ekonominin de çok temel bir bilim dalı olduğunu bildiğim için gene işletme ve iktisat ve bunun paralelinde eğitimimi tamamladım. Hazırdım, çok hazırdım. Üniversitem bana çok çok destek olmuştu. Gerçekten de üniversiteyi bitirdiğimde ilk işimde hemen çalışabilir ve okulda okuduğum her şeyi, bütün bu değerleri hayata katabilir bir konumdaydım. Eğitim kurumlarının niteliği insanın hayatında çok önemli. Bir de neyi yapmak istiyorsanız onun altını çok iyi doldurmanız, iyi öğrenmeniz, mutlaka bilgiyle bezenmesi ve bütün bunların bileşkesi olarak sizin içinizden çıkan bir sentez olması gerekiyor. Ben hep bu çok çalışmaya, öğrenmeye, okumaya, meraklı olarak her şeyi anlamaya ve fakat çok önemli insanlarla birlikte onlarla el ele yapmaya önem veriyorum.